Orsay Müzesi'ndeyiz. Monet'in yaptığı 30'dan fazla Rouen Katedrali resminden dördüne bakıyoruz. Katedral Paris'e bir saatten biraz fazla uzaklıkta. Monet 1892 ve 1893'te kış sonu ve ilkbahar başlangıcında katedralin karşısında bir yer kiralamış. Ve katedralin farklı ışık etkisi altında çeşitli resimlerini yapmış. Aynı anda birkaç tuval üzerinde birden çalışıyordu. Her biri günün farklı bir anında ve farklı bir ışık etkisi altındaydı. Mantıklı değil mi? Eğer Monet ışığın geçici niteliğini tanımlamaya çalışıyorsa o zaman güneş hareket ettikçe tuvalini değiştirmek zorunda kalacaktı. O kadar hızlı resim yapamaz öyle değil mi? Ve sonra ona ertesi günlerde tekrar geri dönecekti. Tabii farklı hava koşulları altında. Geçici stüdyosunun caddenin hemen karşısında olması Yağmurda veya sabah erken resim yapabilmesine olanak sağlamış. Ve sanırım sonra hepsini Paris'e getirerek stüdyosunda bitirmiş. Gerçekten epey uğraşılarak yapılmışlar. Tuvallerde fazla miktarda boya var. Bu çabucak yapılan bir şey değil. Monet her zaman gördüğü şeylerin geçici etkileriyle son derece ilgiliydi. Ama burada resmin esas konusu haline gelmiş. İronik olan geçici olan bir şeyi yakalıyor. Onu resme aktarmak için çok uzun zaman uğraşıyor ve sonunda dışarıda değil de stüdyosunda bitiriyor. Bir başka ironi de konusu ışıkla ve ışığın yarattığı formlarla ilgili ise bunu göstermek için epey güçlü bir şey seçmiş olması. Dini ve tarihi çağrışımları olan ve son derece somut bir orta çağ katedrali seçmiş. Ama Monet'in yapıtında öyle somut formlar yok. Son derece hafif, neredeyse telden yapılmış gibi bir formu var ağır bir üç boyutlu hissi yok. Gotik katedrallerin en önemli özelliği zaten ilahi ışık. Peki o zaman neden sıradan bir katedral algısıyla ilgilensin? Her zaman bunun katedralin dış görünüşünün çok fazla karmaşık olmasıyla ilgili olduğunu düşünmüşümdür. Rouen katedrali gibi bir katedralin cephesindeki ışık ve gölge karmaşasının ona çekici geldiğine şüphe yok. Ama ben sadece bu gotik kilisenin harika bir cephesi olduğundan kaynaklandığını sanmıyorum. Bence Fransa ile birlikte tanımlanan bir şeyi, gotik stilini seçmiş. Bana göre burada milliyetçi bir şeyler var. Sanki epey bir duygu yoğunluğu var. Darwin ile birlikte 19. yüzyılın sonlarına doğru pek çok şey gerçekten değişmişti. Bu da bir anlamda muhteşem tarih algısının bunların sembolik gücünün yitirilmesine neden oluyor bir anlamda bunları 19. yüzyıl sonu bakışıyla anlamaya başlıyor. Bence durum bu. Bu resimler bir arada görülmeleri için yapılmıştı ve Monet de onları birlikte sergiledi. Tabii hepsini birden sergilemedi ama en azından mutlaka gruplar halinde görülmeleri amaçlanmıştı. Resimler çok güzel ve baktığınızda günün farklı saatlerinin yarattığı görsel etkiyi hissedebiliyorsunuz. Sabah saatlerinin buğusu, güneşin doğuşu, öğle güneşinin sıcaklığı. Gözlerimi resimler arasında gezdirirken katedralin farklı bölümlerinin farklı ışıkta değişik şekillerde öne çıktığını ya da geriye çekildiğini görüyorum. Bir anlamda bu fiziki taş yapı değişken bir deneyime dönüşüyor. Ve bina ışığın buruşuyla değişiyor ve tekrar değişiyor. Mimari biçim değiştiriyor ve bir anlamda gördüğümüz fiziki olana karşı zafer kazanıyor. Bu da Gotik mimarlar ve Gotik dönemdekilerin kilise hakkında düşündüklerinden son derece farklı. Çünkü görünen görülemeyenin bir sembolüydü. Ama Monet bize burada 19. yüzyılın sonunda gördüğümüzün aslında orada var olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani bizim tecrübemiz gerçeğin ta kendisi.